Yepyeni bir güne hepinize selamun aleyküm, hepinize günaydınlar. Saatimiz tam 6 ve biz yine erken kalktık, yine sabah namazımızı eda ettik. Hayvanlarımızı ahırdan çıkardık, hayvanlarımız kahvaltı yapsınlar diye çıkarmışız. Ta ki bizim çoban arkadaşımız gelene kadar. Tabi şöyle bir mantık, hemen bu mantıkla giriş yapmak istiyorum. Farz edin ki sabah uykudan uyanıyorsunuz ve hayvanlar diyorum ya, anneniz babanız ya her kimse, bir büyüğünüz sizi kahvaltıya çağırıyor ve size yüzü soluk, bilmem böyle sesi kalın, sinirlenmiş, ne bileyim böyle hani gel kahvaltı yap denildiğinde iştahınız, duygularınız ne hale gelir? İşte ona dikkat ederek ben de hayvanlarım o şekilde hareket ediyorum. Hayvanlarıma sabah mutluluğu hemen aşılıyorum ki hayvanlarımın iştahı kabarsın, böyle güzel bir şekilde kahvaltı yapsınlar. Onun için sabah ben bu hareketlerimi çok tekrarlarım böyle. Yani ben çekilmem kardeşim, ben söylediğimi söyleyeyim. Dur, bir tane hayvanımız geldi. Bu hayvanımız 2 ay önce bir kurt saldırısına maruz kalmıştı. O şimdi yanına tutacağım inşallah. İnşallah şey değildir, uyuz değildir. Dur bir dakika. Evet, bu kuzumuz 2 ay gibi bir önce boynunda mesela kurt kapmıştı. Bir de sabah olduğu için ışıklı da vuramıyor. Hani biraz onun için o biraz boynunu şey yapıyor. Yürüyüşünde biraz sıkıntı var. Yani boynu biraz damarlara denk geldiği için şey yapamıyor. Hani iyi hareket edemiyor. Ama çok şükür o da iyidir. Gel gel gel, çekinme la, çekinme. Gel gel. Ya gel kardeşim ya. Bakın emin olun. Yani bir iki gün önce benle babam aynı anda hayvanları çıkarıyorduk. Hayvanların iştahı yoktu. Hayvanlar otlamak istemiyor. Sürekli aynı yerden böyle hiç otlamadan yürüyorlardı. Ama bugün öyle değil. Çünkü bugün bendeki enerji görmüşler. Enerji görmüşler kardeşim yani. Hayvanlar! Benim bu çocuksu ruhum yani inşallah hiç kaybolmaz. Ki kaybolmasına da izin vermem inşallah. O bir tane gıdık. Bir tane gıdık yakaladım. Bu da annesi zaten. Oo. Şşt. Kameraya bir şey söylesene lan kereta. Şşt. Bir şey söylesene lan. Ne de? Oo, çok hoş geldi. Hadi git. Annene git. Annene git. Hadi. Hadi. Oğlum bu mevsimde bile hala annesi onu emziriyor yani. Anneye bak ya. Vallahi billahi. Koyunlarımızın içerisine yaş itibariyle en büyük olan hayvanlarımızdan bir tanesi de işte bu koyunumuz. Kameraya bak. Ya kameraya baksana anneciğim. Bu en yaşlarının bir tanesi, yaşı yani neredeyse 14-15 yaşını dolduruyor. Çok uysal bir hayvandır. Hani süt bakımından da çok verimlidir. Ben zira mesela diyelim şehirde yaşıyorum, bir işim var, gücüm var, işte hani hayvancılık dışında bir şeyler uğraşıyorum işte. Mesleğim var, kendi mesleğimi icra ediyorum. Bu koyun gibi iki tane koyunum olsun. İki tane de keçim bize, birazdan onu da götüreceğim. Dur, götürdükten sonra cümlenin tamamını getireyim. Ya arkadaş, keçi tanıtacağım dedim de keçi de tam taşlara çıkmış. Neyse yani o keçilerin iki tanesi, iki tane keçi, iki tane kuz, koyun. Ben bunları bahçemde yetiştiririm yani, bakardım ona. Onlar benim günlük bırak günlüğü aile yerli. Yani benim yerli değil. Benim yerlik yoğurt, süt, tereyağı, peynir hepsini karşılardı. Emin ol karşılardı. Seviyoruz hayvanları. Bu arada sabah artık Kasım'ın ikisi bugün. Havalar epey soğuduğu için eldiven takmışım. Berem var falan. Montumu falan giymişim. Yani sabahlar harbiden soğuk oluyor. Hava hani su durmuyor ama sıfıra yakın derece yakın sıcaklıklar düşüyor yani. Burası Kars tabi. Bir tane koçumuz burada var. İnşallah uysaldır. Ki bizim koçlar uysaldır. İşte bu bizim koç. Damazlı koç yani. Sana bir şey söylemek ister misin? Bu da şey yaptığı için mesela başında, kafasında her yerine yere bere var, sürekli dövüş yaptığı için. Git hadi git, otlamaya başlar. Hadi canım benim için. Hadi bir tanem, hadi. Otlayın, gelişin. Kendinize bakın yani.
Bu arada güneşimiz de çıktı yani, şöyle göstereyim hatta. Güneş. Güneş neredesin ya? Allah Allah, güneş. Güneş neredesin kardeşim ya? Allah Allah, güneş. Güneş aslında şurada da hani, hava bulutlu olduğu için çık gösterilmiyor yani. Sizlere de tanıştırayım. Orçu Çolak, Ali Koç ve Haydar Baş. En büyüğü işte Ali Koç, bir Orçu Çolak. Bu Orçu Çolak bir gözü biraz körelmiş. Bu birinci çoban köpeğimiz. İkincisine gidelim. Bu en yaşlısı aynı zamanda. İkincisine gidelim. Ali Koç, Haydar Baş. Ali Koç. Bu Haydar Baş. Bu Haydar Başımız. Yani hop. Bu Haydar Başımız. Ali Koç da ağzına bir şey almış ama. Dur. Ali Koç. Ali Koç da ağzında kemik olduğu için yanına yaklaşmama izin vermiyor. Dur ama gideceğim ben ona. Otur. Bak. Haydar Baş. Haydar Baş. Bu da Orçu Çolak değil mi? Orçu Çolak, ne demek istiyorsun? Sen evin en büyüsün işte. Köpekler en büyüsü. Haydi. Aslanım ben, çoban köpek. Köpeklerin, hayvanlarımızın temel koruyucusu tabii. Çobandan, ben de çobandan önce çoban köpekleri gelir. Hış. Ben başka bir videomu da anlatmıştım. Hayvanların duygusal yönüne çok yani çok önem veriyorum. Benim ruhum nasılsa, benim duygularım nasılsa, mutlu huzurluysam hayvanlarım da o şekilde mutlu huzurlu oluyor. Tabii şunu yakalayabilirse yakalamadım. Şimdi de hayvanlarımızın içerisinde en yaşlı, yani yaş bakımından en büyük olan koyunumuzun yanına gideceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu koyunumuz ne oldu lan? İrkildi birden ya. Biraz uysal değiller tabi. O koyunumuz bu koyun hayvanlar içerisinde en yaşlısı olan, yaş bakımından hemen 15 yaşında var diye biliyorum. Şimdi olmazsa olmaz kuşlarımız var. Koşu tutacaktım da o tutulmuyor, en azından ben bunu tutayım. Bu uysaldır ya. Bu da koçlarımızdan bir tanesi. Bu da bunun üyesi. Bu da çok yaşlı yani. 5 yaşında olması gerekir. 5 ya da 6 yaşında olması gerekir. Sürekli kavga ettiği için başında, boynuzunda falan biraz yara bere var. Ama sıkıntı yok değil mi? Yola devam diyoruz değil mi? Evet. Yola devam. Hadi. Sana da hayırlı otlamalar. Otla. Belki seni satarız. Bunu satmayız. Bu daha genç ve hani çiçek. Evet, çiçek. Bu... Vallahi seni hiç hesaba katmıyorum. Sen git. İnsan sesiyle hayvanları otlatabilir. Zira ben ona çok dikkat ediyorum. Yani şöyle. Wow, ho. Hani hayvan şey yapıyor. Hayvan yani içindeki kötülükleri ve dışarı salıyor. Hani rahatlıyor bir nevi. Mutlu oluyor. İştahı açılıyor. Hani böyle. Düşün, birisi sabah kalktığınızda size hani... Yüzü solmuş, hani sesi kalınlaşmış, sinirlenmiş falan şekilde gel kahvaltı yap dese, yani ben de olsam ben de yapmam kardeşim yani. Onun için hayvanlara bu konuda çok dikkat etmemiz gerekir. Yani ben elimle geldiği kadar hayvanların moralini çok yüksek tutmaya çalışıyorum ki hayvanlar o zaman iştahlı oluyor. Bu arada bizim çoban köpekler hemen işte o taş bu civar deyip sürekli hareket halinde, yani bir kurt olur, bir farklı bir canlı yabani bir şey olur, hemen kaldırır. Yani dedim ya, çobandan önce bizim köpekler o konuda çok gelişmiş, kendini geliştirmişler. Yani çok tecrübe sahibi olmuş. Tamamen çoban köpekleri sayılıyorlar kardeşim ya. Aynı zamanda bizim şey var, TG dediğimiz ona uyuyor. Yavaş be. Gel sen de. Oğlum, kameradan niye kaçıyorsun ha? Gel buraya. Dur lan.